Star Trek geldik yine buradayız. Yine bağırarak, çağırarak enerjik. <laughs> Bayağı bir ara vermiştik yine benim MB'im sağ olsun. Playoff'lar. Abi valla e, bir tripoda Üst. ve birçok tripoda yenildik yani <laughs> Star Trek olarak. <laughs> ve bir turuncu topa yenildik ama geldik. Çok da yenilmedik. Hatta ne oldu peki gün... abi? Kim kazandı NBA'yi? Daha bitmedi ki oğlum. Daha bir ay daha var ya. Bir ayı bitti. <laughs> NBA'in kazananı oluyor mu? Mesela sezon sonunda çıkıp diyorlar mı saldırıyorum Galatasaray kazandı NBA'yi bu sene falan. Tabii tabii şampiyon olacak. Bir şampiyon. Kimdi mesela geçen sene? Geçen sene Lakers kazandı. Bu sene kim kazanır? Bu sene çok belirsiz. Chicago var bu Bulls. Bildiğim yok. ikinci takıma da söyledim. <laughs> onlar Hatta hiç. O... Hiç yok onlar. <laughs> Chicago Bulls'u da biliyoruz. Biz Space Jam'den benim gibi saygı <laughs> Başka bir an haberimiz <laughs> yok. <gülüyor> bu sene o kadar sakat var ki, çok sakatımız var. O yüzden hiç belli değil kimin şampiyon olacak. Detroit. Detroit de yok. Demin Atlanta, Atlanta. diyordun sen. Bak Atlanta'nın şansı var ha. Atlanta. Olur ben sayıyorum, eyaletleri falan sayıyorum. <laughs> yani <böyle Massachusetts> falan. O <laughs> <yok>. oh, ayı. <laughs> New Jersey, New Jersey, New Jersey'den kimse yok mu? New Jersey'den işte eski New Jersey'nin Nets, Brooklyn Nets oldu aslında. Onlar var. Brooklyn Nets var. Onlar şampiyonluk hey, adayı. Tancan Fümenle NBA maceraları Tanzan Fümen'in kanalında yine evet. ayrıca <laughs> gördüğünüz gibi. İzledim. kendisi bu konulara hakim bir admin. İzleyebilirsiniz deyip o zaman 3. E, sezonun son bölümü aslında en bomba bölüme geldik. Hatta bölümlerine yani dördün biri de bu bölümün devamı. Best evet. of Both Worlds Part 1. Bu bölümde neler neler oldu? Neler neler? Yani çok heyecanlı bölüm ee, borklar geliyor önce bir gezegene gidiyorlar 4'e e gidiyorlar Allah Allah ne, ne olmuş burada bir yardım istediler falan diyorlar sonra bir bakıyorlar komple şehir yok olmuş ulan diyorlar ne oldu acaba falan derken aa borklarmış deyip daha önceden gördüğümüz bir kere karşılaştığımız ve ben çok etkilenmiştim o bölümde borklar geri geliyor yani borga basıyorlar evet. diye burada böyle bir kötü bir espri de yapmak istiyorum aslında. Sence şimdi biz biriyle iki beraber mi konuşalım yoksa böyle biri tek başına konuşup iki sonra mı konuşalım nasıl yapalım yapalım? Ee, ayrı ayrı konuşalım istersen. Hani bölümü bir, bir konuşalım. Ayrı ayrı, okay. Ha bitirelim. Tamam. Sonra 3. sezonu bir değerlendiririz hatta. Üstüne de dördü biriyle buna devam ederiz. izleyenler de nasıl? sana söyleyeyim size? abi ben nasıl buldum bu bölümü? Bu bölüm bayağı etkileyiciydi. Özellikle de Picard'ın ilk o dönüşümüyle beraber çıkması ve o konuşması, orada giren müzik falan Hmm. Ben çok etkilendim. Baya böyle yakın dönem bir Battlestar Galactica izleyicisi olarak. Böyle oh be dedim ya Star Trek'te. Ben bu kadar epik sahne çok hatırlamıyorum. Unuttuğum varsa sen hatırlat şu ana kadar. Yani Q'nun böyle... yani, Mio'nun çıktığı bir iki sahnemiz falan ha. var açıkçası. Bu tabii çok şey çok dramatik bir bölüm ya bu. Dramatik derken hani şey açısından değil işte. Ve kardeşleri ölmüş falan gibi değil de yani böyle. Değil. Star Trek normalde biraz daha işte şey tabii geçiyor ya hani. Abi bir gezegene gittik. işte bir bahçede yaşayan bir yaşlı çift var. O sırada Troy Sorry, böyle <laughs> falan bağırıyor falan. Sonra meğer adam yaradan çıkıyor falan. Hemen hızlıca kaçıyorlar falan. Böyle ben Star Trek bölümleri biraz böyle şey ya. Artık hani klasik dizicilik, klasik TV draması şeklinde değil de biraz farklılar ya hala. Evet. Yani mesela yani en azından Next Generation ve Next Generation arkasından gelen iki dizi birazcık klasik TVcilik anlayışının farkında far, dışında aslında mesela bence bu açıdan e, Best of Both Worlds'un ilk bölümü biraz şey yani sonlara doğru böyle klasik TV yani anladın mı? Ooo ne oldu işte ne olacak Tabii. acaba falan hani böyle bir <laughs> adamı kaçırdılar la işte Ivan falan işte <laughs> böyle hani kültürlere karıştı falan hani böyle bir takım e, science fiction klişeleri anladın mı? Yani aslında dizilerde daha böyle görmeye alışkın olduğumuz Ay, ne yapacaklar şimdiler falan bunlar biraz daha yüksek yani. Mesaj kaygısı ya da sen ne anlatıyorsun bu bölümlerin biraz daha azaldı ki yine Star Trek için konuşuyoruz Aslında baktığın zaman bölümün %75'i şeyle geçiyor. Eee Ryker'cim artık sen de hadi bakalım yani yaşın geldi bir ilginç evet, bakmak evet. lazım. Hayır baba <laughs> ben gitmek istemiyorum. <laughs> Evladım olmaz öyle laf çıkar falan işte anladın mı? Sarı kız geliyor. Ryker Paşa kaldır bakalım götünü aç bakalım gençlerin önünü falan. Bana ne gitmeyeceğim falan. Aslında böyle bir şey. Ne, ne, gerek vardı buna bu bölümde? Böyle büyük bölümde ne uğraşıyoruz ki herhalde? Melbourne'e gittin, Melbourne'den geldin falan. Çok. Onlar biraz gereksiz vardı. <laughs> <zaten. gülüyor> Şu yüzden bu bölümü bu yüzden yazmışlar zaten. Ya yani Picard'la alakalı yok, alakası değilmiş bu bölüm. Yani <gülüyor> Hayda. <gülüyor> Anladın mı? Yani bu bölümü şöyle yazmışlar. <laughs> Demişler ki 3. sezonun sonuna geliyoruz. Ee, ya bu bölümün yazma şeyi şuradan çıkıyor abi. Ulan bu Ryker bayağı becerikli bir herif. Bundan önce de birkaç bölümde Ryker hep böyle bir aa sen de artık kaptanlığı kaparsın falan hani bir göz kırpmadan anladın mı işte artık amirallikte sana iyi bakıyor sen artık bir kaptan mı olsan falan. Hatta bir bölüm daha yaşamış işte. da. Ryker gitti mi kaldı mı draması böyle bir. Hangi bölümdeydi hatırlamıyorum. Evet evet. Yine bir gemiden teklif geliyor falan. Buradaki biraz ha. daha değişik. Onu hatırlatayım izleyenlere. E, Tactical Filo'dan şey geliyor. Emeril Hansen ve Shelby geliyor. Yüzbaşı Shelby. Shelby de böyle yükselmek isteyen bir e, kardeşimiz. Onu da böyle şeye Star Trek'e böyle kaktırmaya, ama Enterprise'e kaktırmaya çalışıyorlar. Bir yandan da şeyi gazlıyorlar. Oradan çıkıyor aslında bu seferki konu. Tabii tabii ve işte konu şey açısından ilginç yani. Yani e, Michael Piller var bu bölümü yazan abi. Zaten böyle Star Trek'in baş yazarları arasında kabul edilen şey bir adamdır. E, yani bu adam bayağı bu bölüm tabii çok tuttuktan sonra hele de ikili haliyle şeyi çok anlatıyor. Ya diyor biz şimdi aslında Ryker neden gemiden gitmiyor konuda bir şey yazmak için yola çıktık diyor. Anladın mı? Yani çünkü seyirci de biraz olmuş. Böyle internet forumlarının falan ilk dönemleri ya. O dönem böyle forumlarda falan millet şey diyor. Işte Ryker şöyle rütbeli adam, böyle becerikli adam. işte bilmem ne, işte bir yerde taktik yapıp böyle teleport atıp falan. Tabii. E, romulanları falan kıstırmışlar diye denetçi adam geldiğinde falan Ryker hakikaten böyle pırıl pırıl bir subay. Picard yokken hani, de o niye... görev alıyordu hayvan gibi ha, sorumluluk. Işte, anladın mı? Niye artık kendi kaptan olmuyor abi biraz bunu, bunu yapan da iyi anlatamamışlar falan gibi böyle bir tepki oluşmuş. Hani yazarların da aslında kafasına takılmış. Demişler ki biz bunları böyle biraz hani şey gibi yapalım. Hani baba oğul ya da böyle boynuz kulağı geçti falan hani böyle bir ikisinin arasında nasıl bir ilişki var biraz onu inceleyelim demişler. Ee, sonra demişler bölümün bir yarısından sonra tabii Picard ortadan hani kaybolsun Riker'a kalsın komuta. Ryker parlasın demişler. Nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Picard'ı Borg yapalım demişler oradan. Ay vay. Yani tabii Picard'ı Borg yapınca insanların aklında Picard'ın Borg olduğu kalıyor. Ryker'ın subaylığı falan kalmıyor yani. <laughs> ya bir de oğlum çok önemli bir konu. Yani ağır cümleler giriyor. Aslında konu ben kafamda çok büyütmüşüm tabii şimdi sen böyle anlatınca. Çünkü orada şey falan geçiyor ha Borg'larda. İşte daha mekanik bir bakış muhafazakar bakış işte sizi yok edeceğiz çünkü bu doğru falan. Hani zaten siz geçmişte de böyle yönetiliyordunuz. Buna alışıksınız falan. Bana ne lan <laughs> Burada hayvan gibi felsefik olaylar ya, var. Canım. şey Politik olaylar var. Yani insan vücudunun kontrolü falan var. Ne anlatıyorsunuz yani? <laughs> Abi tabii tabii canım. Yani girdiği bork topunun arkasından çıkamıyor zaten sonra dizi. Yani Star Trek'in bir başında şeydir. Yani nasıl söyleyeyim? Hem çok güzel bir tadıdır Borg hem de biraz başının belasıdır. Yani şey gibi düşün. Hani sende bir restoran var. Beş çeşit iyi yemek yapıyorsun. Ama bir tanesinin adı çıkıyor, her gene onu yiyor. Yani sen buna diyorsun ki, bizim pilavımız da yiyor. Hayır hayır, biz tarhana <laughs> çorbasına geldik. Çok övüyorlar tarhanayı falan. İşte bu bölümden sonra bilhassa Borglar... Çünkü işte Picard'ı da asimile ediyorlar falan bile böyle... ...duygusal sahneler falan filan. Ondan sonra zaten asimilasyon mantığı çok tuhaf bir mantık. Evet. Onu ikinci bölümde konuşuruz biraz. Picard'ı evet. kurtarmaya çalışırken detaylarına gireriz orada. Ee, ama işte buradaki o final sahnede bir de şey var ya, ya yani bak şu bile çok takdir edilmiştir Tancan. Picard böyle dönüyor da burasına böyle bir lazer pointer koymuşlar. Evet Bak ya. bende de var aynı lazer pointerdan. Ben de wow. açayım lazer pointerımı. Ha işte <laughs> böyle Star çiz yani. Neyse böyle dönüyor da böyle ekrana doğru lazer pointerından böyle ışık geliyor ya. Of, çok Abi güzel. şöyle söyleyeyim sana. Bugün sen Galactic Civilization aç. Bugün sen git StarCraft aç. Bir gözüne kırmızı göz oturtulmuş burasından lazer çıkan bir profil fotoğraflı düşman yaratık çok. NPC bir şey illa görürsün. Yani o derece ikonik bir sahne ki Picard'ın Greeter ile böyle donup da işte We are Borg, I am Locutus falan diye böyle muhabbete girmesi böyle bilim kurgu tarihinin aklına <laughs> yazılmış en ciddi sahnelerden bir tanesi gerçekten şey gibi hani Elia'nın adamın karnından çıkması gibi bir şey. Evet, yani. efsane, böyle, efsane. Öyle ikonik bir sahne. Haliyle aslında asıl inceledik, inceledikleri tema yani bence burada ikinci bölümde de Riker'ın kararlarını iyi incelemeye devam ediyorlar. Yani aslında Orada biraz izlemeye. daha iyi zaten. Riker ikinci bölümde iyi burada. i̇lk yani bölümde böyle şey kalıyor. Ya, gev gev kalıyor biraz. Peki ben sana şunu soracağım. Şimdi biz dizini konuşmaya başladığımızdan beri, ilk bölümden beri sen hep işte abi Borg'lar falan ne diyorsun bu bölümle? İşte Borg bölümü, Borg bölümü bu. Ne diyorsun? Aradığımı buldum bu bölümde ama dördüncü sezonun tam görünce hemen heyecanla ikiyi de izledim tabii ben üstüne dayanamadım. Abi. Ve tam neylerine baktım önce? Aa dedim bir dakika. Şimdi hiç hiç bilmiyorum. Dedim ki o an bambaşka bir yere gidiyor. Çünkü böyle family diyor, bilmem ne diyor. Acaba dedim şöyle bir yere mi gidecek? Yani borklar ele geçirecek. Picard zaten çıkamıyor. Baya zihninde bunu. Hani bizim böyle Matrix'te falan yaşadığımız gibi böyle bir e, simülasyona itip tamamen onu kullanacaklar. Çünkü onun da mücadele etmesini de engellemeleri lazım bir yandan bir noktada. Aa dedim çok acayip şeyler izleyeceğiz. İzleyemiyoruz. Yani birazcık ilk ve ikinci sezonun finalindeki o e, hayal kırıklığını yaşadım. Ama öyle bir dizi değil yani artık kabullendim. Yani öyle bir şey öyle bir dizi değil. Ona hak veriyorum şimdi kimse kızmasın bana da. E, ama o hayal kırıklığını bir yaşadım. Çünkü biraz bir anda çok büyüdü kafam. Çünkü ben Borglara çok değer biçtim. E, ve onların bu kadar hızlı devreden çıkmasın ki. Yani şu an için söylüyorum. İleride yine çıkacaklardır belki. Biraz üzüldüm açıkçası. Daha böyle. Şöyle 5-6 bölüm belki bir sezona damgasını vuracak bir arkın devam etmesini isterdim oradan. E, o tarz işte yapmıyorlar Star Trek'i açıkçası. Evet. Hatta bu bölüm bile biraz Star Trek yazarlar içerisinde şey konusu oluyor. Abi işte biz ucuz ucuz Cliffhanger adamıyız abi. Bize yakışmaz abi falan gibi oluyor biraz. E, bir yandan da gerçekten şey Measure of Man'i saymazsam Star Trek Next Generation'ın en meşhur bölümünden bahsediyoruz aslında bu bölüm. Gerçekten. Tabii. Next Generation en meşhur bölümü. En iyi bölümü mü? Bence değil. Değil, yok. Yani hani abi bana bir Star Trek bölümü izle ben böyle çıldırayım. İnanır mısın bu değil. Bu böyle farklı bir bölüm. Yani bu biraz şey. Bence de Star Trek formülünün bozulduğu bir bölüm bu ama işte diyorum ya işte birin kurgu, ama şiddet, vahşet, insan draması falan hani böyle işte Ryker gitmek istemiyor. Sarı kız geliyor kalk diyor oradan diyor. Sen diyor beceremiyorsun yaşlandın artık diyor. Ryker böyle lan ne alakası var falan. Picard geliyor oğlum diyor artık sen kendi gemine geç diyor. Ne bu böyle diyor hala buralardasın falan diyor. Troy gibi böyle Anladın mı öyle bir şey şey gerginlikler yani. Sonra da işte borklar geliyor Çok zaten duramıyorlar gerginlik. borkları falan yani. Aslında şöyle söyleyeyim bu bölüm. Bir Battlestar Galactica bölümü ya da bir hani e, böyle yüksek drama sonradan space operalar çıkıyor. İşte aslında Beta evet. Star Galactica geliyor aklıma en iyi örnek. En iyi yani. E, yani Böyle yüksek tempolu bir bölüm nasıl olur? Run daha iyi bir göstergesi. Sanki Battlestar Star Galactica'nın geri kalanı yani modern Beta Star Galactica bu bölümün dokusunda yazılmış şeyler anladın mı? Hem insanların arasındaki drama kritik hem öbür taraftan Saylonlar basıyor zaten. Saylon Borg biraz böyle anladın mı zaten şey yani <laughs> yakın bir yakın bir, yakın bir tatları var birbirlerine falan. Böyle çaresiz bir durumdaki insanların birbirleriyle yaşadığı drama falan. O açıdan bu bölüm bence şey bir bölüm. Belki Star Trek Next Generation en iyi bölümleri arasında ben katmam yani. Star Trek Next Generation en iyi yemeği bu değil. Ama bilim kurgu sinemasının, bilim kurgu diziciliğinin, bilim kurgu tarihinin en kritik bölümlerinden bir tanesi. Evet kesinlikle. Ya yani bir literatür olarak bu bölümü alsak şeyi görmek isterdim böyle işte. Bunun mesela filmi. Ya yani bir Star Trek filmi full Borg'larla geçiyor böyle 2 iki saat, iki buçuk saat. Aa Allah Allah. Var mı öyle film? Olsa ya böyle bir şey keşke. Var hiç izlemedim filmleri bu arada. <laughs> Tamamen sıkıyorum. Var mı? Abi olmaz olur mu? Ben ha. sana ne dedim? Yani Borg'lar Star Trek'in başında bir çeşit bela gibi bir şey oluyorlar. Yani ee, sen daha dur şey bir Star ara Star Trek Picard diye dizi geldi falan şu an baygınlık geçiriyorum anlatırken bile falan yani böyle bir yerden sonra şey oluyor First Contact diye film var Star Trek filmler arasındaki en tartışmalı filmlerden bir tanesidir onu izleriz bir ara evet bir ara böyle bir nefes almalık e, şeye de uygun uyuyorsa ya, oturuyorsa bir iki film mi alsak araya acaba ilginç olurum. olur abi alalım tabi yani. yani gel istersen Star Trek birinci filmini alalım tamam. Star Wars'a rakip olarak yaptıkları filmi şunu tamam. görelim hep beraber ha Star Trek çok farklı bir, 70'lerden bahsediyoruz ya, Star Trek çok farklı bir e, uyarıcı kullanıyor. Star Wars çok farklı bir uyarıcı kullanıyor. Yani o dönem iki yazar odasının <laughs> arasında tüketilen e, maddelerin de çok farklı <laughs> kategorilerde maddeler olduklarını hemen fark ediyorsun. Çünkü şey çok ilginç. Star Trek, Biri neyse dur işte. fil, filmde konuşuruz ama. boş ver işte evet. film muhabbetini burada yapmayayım. Diyeceğim yani e, şey çok kritik bir bölümdür. Çok ilginç bir bölümdür. E, bu bölüm şey olarak ortaya çıkışı da çok ilginç. Yani Guinan mesela yine burada böyle bir zaten evet. artık kritik bölüm oldu mu Guinan giriyor işin içine bir şekilde böyle ben biraz şey oluyorum aha Guinan var belli ki kritik bölüm yani mevzu karışacak yani onunla Tabii. böyle bir bu işlere girdiğinde bir böyle ilginç karakter çıkması var açıkçası. Ki Borglar benim sülalemi temizledi falan diye anlatıyor zaten hemen gelip gaynın artı yani şeyde de ya yani gaynın biraz şey gibi doğrular. Ben Guin, gay gaynın hani böyle guide'ın gibi gayda <laughs> doğru gidiyor yani her şey. <laughs> Aynen. Aynen biraz guide kelimesiyle de yaklaştırıyorlar birbirlerine. Aynen. Çok guide oldu. Hatta şimdi 4 de falan da göreceğiz. Orada da hemen geliyor. Bir tek QR hikayesini çözemedik henüz. Onunla da bir geçmişleri var. Bir de tabii bu bölümde e Etkileyici olan hani o dönemin sinemasının da işte Terminator izledik, işte Robocop izledik, hep o böyle Transhuman, human, işte yarı robot yarı insanlar. Ya Picard'ı öyle görmek yorum olarak da çok hoşuma gitti benim. Yani ya. çok ucuz da durmuyordu, iyi çalışmışlar. Ya yani görsel olarak da çok iyi duruyordu, tanım olarak da işte dünyaya seslenmesi vesaire. Bir de Borg'ların şey mantalitesi de iyi. Ya yani işte siz eskiden Otoriteye tapıyordunuz. Biz bu yüzden sizi seçtik. Yani biz de salak değiliz hani laf olsun diye seçmedik sizi. Sizi rahat kontrol edebiliriz. Hani geçmişinden kurtulamıyor. insanlık teması 3 sezondur geçmedi. Bunu seviyorum. Yani kurtulamama çünkü böyle ucuzdur ya böyle Amerikan filmlerinde de öyledir ya da böyle daha milliyetçi yapılı filmlerde hemen kurtulursun hemen. Tamam abi işte mahkemeye çıktı bitti falan. Hani ben de başta öyle düşünüyordum start eden başında. ...mahkemeye çıktılar bitti falan... ...yok yani devamlı o geçmişte yaşıyorlar... ...bu sezon bile kaç tane işte... ...geçmişten gelen savaş... ...yok mayın kalmış yok bir şey... ...işte geçmişten gelen aileyle sıkıntı... ...hep böyle o geçmiş... ...uzaya da gitsen senin peşinde şeyinden çıkmıyorlar... ...bu hoşuma gidiyor. Eee... ...şey kısmı konusunda ne diyorsun... ...bu Shelby ile Ryker arasında böyle bir ekstradan şey... ...dramalar oluyor ya işte Shelby böyle lafa giriyor... ...Picard la bir şeyler ha. konuşuyor... Ryker asansörde durduruyor bak diyor senin bacağını bükerim ne yapıyorsun sen artist falan <laughs> filan çekiyor. Böyle bir gerginlikler yaşanıyor köprüde falan. Aslında şöyle çok ilginç bir şeyden bahsedeceğim sana. Bunlar böyle... Ee, Kardeşmiş bu değil kadar mi bunlar? Geçen... Yo, yo hayır bu sezona yani. kadar geçen sezonu şeyde bölümlerde ara ara şeyden bahsettim ya. Gene Roddenberry'nin böyle Star Trek'i ufaktan bırakmaya başladığı. Evet söylemiştim dönemler yani işte hastalığı artıyor alkol falan kafalar gidiyor inceden böyle Gene abim de iyidir falan hani <laughs> böyle bir ara vermeler vefat etmeye yaklaşma falan böyle bir, bir noktada vefat edecek ya 3 ile 4 arasında ya 2 ile 3 arasında hatırlamıyorum şimdi, ee, bu bölüm mesela şehrsizden çok ilginç aslında şimdi Gene Roddenberry'nin hayal ettiği Star Trek'te vay sen kaptan olacaksın vay ben kaptan olacağım diye hızlanan subaylar falan anladın mı bunlar böyle çok şey ters şeyi yani, duruyor ya, aynen Aynen yani işte bunlar hani böyle bir şey birazcık şey olur öyle. Yani ne öyle kardeşim? Rütbe için savaşan işte şey mi olur? Starfleet ofisiri mi olur? İşte geleceğin insanlığında insanlar artık hırslarını terk ettiler. Hepsi ortak bir amaç için uslu uslu hizmet etmekteler falan gibi bir hayali var tabii Jean Roddenberry'nin. birinin. İşte burada aslında birazcık klasik TV dramasına kaymanın bu benim eleştirdiğim bir şey değil bu arada. Aksine şey yani o drama da lazım birazcık anladın mı? Sonuçta bu bir televizyon dizisi. Ha boku çıkmamalı. Hani bence bu bölüm birazcık böyle şeye yaklaşıyor. Ulan sarı kız da abarttı iyice, ha. Yani, gerek var falan oluyorsun. Ama öte yandan şey de çok ilginç. Yani Riker niye gitmiyor abi başka gemiye? Ya ben bu bölümü şey gibi yazabilirdim mesela. Riker Melbourne'a gidiyor ve Jert oluyor ve sonra Riker ulan bizim eski gemi falan deyip dönmek zorunda kalıyor falan gibi de yapabilirdim. Çünkü orada biraz insan şeyi de hissediyor. E şimdi ya. Riker oynayan aktör sezonluk para aldığı için tabii ki gitmiyor diziden gibi çok bariz. <laughs> bir şey var ya. <laughs> yani... teknik bir konu yani, var orada. çok teknik bir sözleşmesi var adamın o yüzden gitmiyor aslında adam. Haliyle onu böyle bir birazcık böyle bir, ne alacak bir iki bölüm gitseydi falan acaba diyorum böyle yani daha iyi otururdu. Şimdi eski dizilerde tabii bunu çok yapamıyorlar. Eski dizilerde çünkü şey gergosu da var ya adam tam yerinde tam saatinde yayınlıyor. Next Next Star sunuyor. Hani sen onu tam orada izlemezsen tekrar izleyebileceğin bir yer yok. Yani e, o şey mesela bir bölüm kaçırdı diyelim ki biri açtı televizyonu. nereden lan Riker? Riker gitti abi. Nasıl gitti ya falan. <laughs> Youtube'dan gitti aç, Abi. Aa. <laughs> aa Youtube'dan aç. Dizi, dizi izleden aç. Netflix'ten aç. Aa yok. E ne oldu? Adam orada dese ki ulan dese bu sezonun kaseti de çıkmadı. Riker niye gitti? Ben izlemiyorum o. Riker benim favori adamdı. Ben izlemiyorum dese. Sıçtı. Yani anladın mı? bu 80'lerin 90'ların dizilerine mesela işte bizi yani bizden daha genç arkadaşlar da izliyorsa diyor diyorum. Eski dizilerin bazı formülleri bozma endişesinin olmasında hakikaten haftada bir gün bir saat alıyorlar ve o bir gün bir saatte izleyen takip edebiliyor sadece. Onu kaçıran da komple kaçırdığı için aşırı böyle inanılmaz şeyler yapmaya da yürekleri yok aslında. Yani e, işte yapanlar Yemez. da efsane oluyor zaten açıkçası. Ya yap, yapabilirler miydi? Şey de zor bu arada teknik olarak. Daha da bölünecek. Zaten çok karakter var. Bir de Ryker'ı bölersen onu da anlatman lazım. Hop İyice yani hangi bölümde neyi anlatacaksın. Ama biraz şey de yapıyor galiba. Bu bölümde sanırım öyle bir şey de geçiyordu. Yani konfor alanından mı korkuyor yoksa gerçekten hani biraz aile olma. Ya Picard'da başka bir ilişkisi var ya. Hani Enterprise herkes çok seviyor. Çünkü diğer gemiler anladığımız kadarıyla ve çok az gördüğümüz kadarıyla daha e, Klingon gemileri gibi. Görevin var yapıyorsun. Aslında çok uzak değiller birbirlerinden. Ve herkes böyle şey girişim şirketi gibi herkes yükselmeni istiyor. Hadi sen oraya kaptan git alttan yenisi çıksın. Ki bu mantıklı yani Starfleet bunu isteyecek. Ama Enterprise özel ya. Yani Riker orada bir o ilişkiyi seviyor. Aslında konforanı falan değil. Yani Picard'la olmayı seviyor. Ya da işte ne bileyim Troy'la muhabbet etmeyi seviyor. Ya da işte Data'yla göreve çıkmayı seviyor. Yani o şeyi işini yapmayı seviyor herif. O yüzden pek hırsından çok ve konfor alanından çok o biraz Enterprise'in özel olduğunu vurgulamak gibi geliyor bana. Ama tabii bunu düşünerek mi yaptılar? Ama şey de kırılgan abi seyirci istediği de yollamaya çalıştığım bölüm yazmak da biraz komik. Yani kötü bir fikir düşünürken iyi bir fikir çıkmış ortaya Allah'tan. <laughs> evet evet çok zaten şey çok ilginç yani. Ee, yani nereden başlamış konu nereye gelmiş anladın mı? Zaten bu dizi yazarlarına biraz yani biz de şimdi incelemesini çekiyoruz derken arka planlarını da okumak insanı çok şaşırtıyor. Şimdi i̇şte bu bölümü düşünsen şey yazdıklarını düşünürsün. Abi bir tane Borglarla ilgili hikaye yazalım Picard yakalansın falan. Ryker ne yapsın? Abi işte Ryker'ın da transferi gelsin falan. Hani öyle değil aslında tam tersi yani. Hani <laughs> işte şey diyorlar çünkü ulan bir noktada Picard'ın başına bir şey gelsin de hani Riker neden hani ne derece iyi bir kaptan olduğunu göstersin ne olsun Picard'a ne olsun ee, falan derken bu fikir geliyor akıllarına yani. Ne, ne şanstır bu yani. İyi fikirler Aa, hep yazarken bu arada, çıkarmış. Yani. Bu bölümde benim biraz fazla buldum ve gaz buldum ve yine Star Trek'e aslında çok yakıştıramadığım şey şu. Abi Borglar hemen geliyorlar Picard'ı kaçırıyorlar. Hemen diyor ki Worf diyor ki abi dünyaya gidiyorlar diyor. Cık. Yani şey oldum böyle. Lan, dünyayı kurtaracaklar artık. Hani anladın mı? Böyle dünyayı kurtarma şey ya çünkü artık. <laughs> Abi aklına ucuz bir senaryo şey gelsin işte abi kahramanımız dünyayı kurtarıyor ha falan. Mesela ben onu çok yakıştıramıyorum. Şu açıdan yakıştıramıyorum. Yani Star Trek veya Starfleet, Star Trek'te anlatılan uzay filosu öyle bir yer ki sanki şöyle bir yer. Benim kafamda canlandırdım. İşte amiral geldi dedi ki Rikerciğim dedi. Biz Starfleet olarak uygun bulduk. Seni Melbourne'un kaptanı yapıyoruz. Riker orada diyecek ki Starfleet'imiz uygun bulduysa ben gururumla gidiyorum. ben yani ben anladım böyle böyle olması gerekiyormuş gibi geliyor çünkü Starfleet öyle anlatılıyor birazcık. Veyahut da işte mesela abi işte Borgların bir sonraki hedefi belli oldu. <laughs> Neresiymiş abi hedefleri? Rapjib 8'e gidiyorlar abi. Aa Rapjib 8'de 150 tane kolonist yaşıyor. Onları orada bırakamayız. Haydi gidelim canımız pahasına onları savunalım. Starfleet böyle bir yer. Yani şey mesela dramayı yani drama biraz gerekli derken biraz gerekliğin altını çizmek istiyorum çünkü bence şey çok drama. <laughs> Abi pikarda aldılar. Nereye gidiyor? Abi dünyaya gidiyorlar. Aa yok artık annemizin şeyine gidiyorlar. Yani ne gerek var dünyaya dünya Yani dünya böyle çok şey geldi bana. Ee, federasyonun en merkez sistemlerinden bir tanesine gidiyor herif. Yani evet. gazı takıyor direkt oraya gidiyorlar. Abi dur yani dünyada tamam belki şu an 2 milyar insan nüfusu var da. Koskoca federasyon lan yani sınır şehrinde işte atıyorum ya biraz şey gibi anladım. Şey abi düşmana Nereye gidiyorlar? Ankara'ya gidiyorlar abi. Oy Ankara'ya mı? Hani ulan Hatay'a gitseler sallamayacak biz bu düşmanı. Yani onu demek istiyorum. Hani hemen Ankara'ya basmışlar gazı. Ya yani dünyaya tamam. Dünya hedefi olsun herif. Eventually gider dünyaya da. Desin ki abi Zayza 5'e gidiyorlar. Aa Zayza 5'te 1 milyon federasyon kolonisti var. E onların canı da can kardeşim. Yani orada böyle bir birazcık şey açmışlar. Dramanın altını açmışlar yani. Orada şey mi düşünüyor acaba? Yani Mesela Borg'ların şeyi de çok motivasyonu da hep böyle yarım yarım olarak anlatılıyor. Ee, yani biz insanlığı kontrol edersek zaten aslında çok büyük bir yeri kontrol edeceğiz. Çünkü kontrol etmeye gidiyorlar ya bir yandan da aslında. Yani i̇şte değil da... ama yok ki. Yani aslında öyle değil ki yani. Şimdi anladın mı? Gideceksin onları asimile edeceksin. Tek tek herkese vida takacaksın falan. Ya <laughs> tane yani yan gezegende Vulkan var. Vulkan demeyecek mi? Ulan diyecek. Borg'lar gelmiş. ama Gelmiş volkan gelmiş orada insanlar vida takıyorlar. Biz de gidelim iki atom bombası beş lazer sıkalım demeyecekler mi? Ya şey <laughs> olarak da bir tuhaf. Karşında bilgisayar var aslında. Bilgisayar çok efektif çalışması gereken bir şey. Ee, çok kötü ve dramatik bir karar var bu bölümün içerisinde. Ben bir buna takılıyorum. Çünkü çok, şey oluyorum çok böyle. Çok derin yazamamışlar bir de. Belki ondan da daha takılıyor olabilirsin ya. Çok... Ya diğer kısımları güzel aslında. Yok işte Dust Cloud'a giriyorlar böyle şeyin içine e, bir kümenin içerisinde giriyorlar. Orada Borglar bunu hedef alamıyor. Picard Gil saklanıyor. Böyle bir plan düşünüyorlar. Manyetizma alanı atalım. Oradan böyle lazer çaktırtalım. O yansısın bunlara vursun <laughs> falan. Buralar böyle sevdiğimiz Star Trek kısımları aslında. Ama sonra Picard'ı alıp Picard... Ha işte orada şey kısımları güzel tabii yani. Picard'ı kaçırıyorlar. İşte Picard diyor beni niye asimil ediyorsunuz kardeşim falan diyor. Ya ee, diyor sen diyor işte bizimle insanlar için insanlara konuşacaksın seni dinlerler falan. Aynen. O diyor bizde diyor öyle zorla iş güzellik olmaz ki diyor. Bizim diyor kanımızda özgürlük var diyor yani. İşte orada Borg'un güzel muhabbetleri var yani. E, yani Borg'ları daha iyi anlatma açısından yaklaşıyoruz dedin ya oradaki şeyler çok ilginç yani. Eee... Ya orada i̇şte biraz... Heh. Irrelevant muhabbeti yapıyorlar ya. Biz özgür bir kız. İşte özgürlük yani. alakasız. İşte ölürüz daha iyi. Ölüm alakasız falan. Yani hani böyle... Yani. O ilginç bir sohbette. Onlar şeydir. Borgların böyle klasik cümleleri oluyor daha sonra. Resistance is futile. Bilmem ne is irrelevant. Anladın mı? Yapıştır geç böyle. <laughs> Güzel cümlelerle benzeriyoruz. Hı -hı. Ya tabii orada işte hep mekanik çalışması şeyden, yapının çok ilkel bir aslında yapay zeka gibi ya. Yani... Siz eskiden diktatörlere boyun eğmişsiniz. İşte tanrılara tapıyorsunuz. Çünkü hı hı. tek insan demek ki biz seni de göstersek. öyle çok basit bir mantık kurmuşlar. Ya yani o da o da işe yaramayacağını Picard biliyor ama bence Borklar çok algılayamıyor orada. Biraz da o yüzden de yeniliyorlar zaten. Tabi işte orada şey biraz ilginç bir detay. Sen de demir ondan bahsettin. Ee, yani Borkların dünyaya giderkenki niyeti sanki biraz da şöyle karar hatalı bir şey işte tam da öyle evet. şey yani bakıyorlar insanlar otoriteye hükmediyor. İşte lokutus'u alalım pikarda alalım Picard onlara desin ki bundan sonra şöyle yapacaksınız böyle yapacaksınız Allah insanlar Allah. onu dinlerler çünkü işte senin dediğin, dediğin gibi tarihleri de diktatörlere tapmışlar falan böyle tuhaf bir çıkarımı var borgların yani borglar şeyler biraz hani machine learning'in ilk aşamalarındalar hani 1000'incisi de <laughs> değil de 200'üncü <laughs> gibiler falan filan tabii şey çok ilginç bir kavram şimdi machine learning falan aslında son 5-6 senedir hayatımıza girmiş bir şey ya Şimdi mesela eski eski science fiction e, bilim kurgu işlerinin çoğunda machine learning olmayan yapay zekalar gördüğümüz için hep böyle iteratif yani A, B'dir o zaman B, C'dir filan gibi çıkarımlar yapan yapay zeka örnekleri görüyoruz. Biraz şey kalıyor, antika kalıyor artık bu tarz anlatılar. Bilim kurgu eseri tabii ki yani ne olacak antika yapay zeka da olabilir yani. Şey dengesiz değil mi ama bunu konuşmuştuk ya Holodeck'in içinde e, neydi bizim Sherlock'un düşmanının adı? Moriarty ee, yani Moriarty, Moriarty çıkıyor Molotek'in içinden yani orayı kırmaya çalışıyor oradaki olayı algılıyor E bu Borg'dan bence güçlü gibi geldi bana hani fiziksel olarak olmayabilir de <laughs> simülasyon Tabii. olarak yani dijital tarafta daha güçlü e Data'nın beyninde pardon e, Enterprise'in içinde üreyen nanorobotlar gördük Data bunları kontrol edemedi Tabii. başta falan yani aslında mekanik olarak değil e, yapısal olarak ve simülasyon olarak çok güçlü yapılar var. Biraz orada dengeyi kaçırmışlar. Borgları hedefleyerek anlatmadıkları için belki de olmuş bu. Çok planlamamışlar. Aslında şöyle tuhaf bir şekilde bir çeşitlilik de oluyor abi. Yani her yazılım ve her yapay zeka aynı yazılım ve aynı yapay zeka değil ya. Yani aslında Hani işte. Borglar asimile ederim faydasına kullanalım gibi bir Mantıkla sanki ortaya çıkmışlar ve onu geliştirmişler sürekli. Öte yandan Moriarty <laughs> problem çözmeye çalışıyor. İşte öte yandan da Data insan olmaya çalışıyor. Onun pozitronik beyni var falan. Yani aslında baktığın zaman birazcık bence farkında olmadan da şu iyi bir çeşitlilik katmışlar. Yani her robot, her yapay zeka aynı değil. Çünkü bir ara 80'lerde 90'larda 90 hep şeydi ya. İşte yapay zeka dünyayı yok edeceğiz <laughs> falan diye böyle hemen. Mesela Borg'lar biraz o dandik alışıla geldik düz kötü yapay zeka temsil ediyor işte evet. dediğin gibi. Data ise şey öğrenen ve böyle Allah Allah falan diyebilen bir yapay zekayı temsil ediyor. Çeşit, çeşit, olmuş. Bunu ne kadar farkındaydılar yazarken ne kadar planladılar ne kadar denk geldi bilmiyorum ama bana güzel geliyor açıkçası böyle şeyleri tutturabilmiş olmaları. Ya sen böyle deyince bir yandan da kendimi çürütesim geldi zaten. DT'yi vermiyor ya Picard. Aslında verse belki merkeze ve e, araştırıp Oğlum DT üzerinde oha neler neler deyip belki de çok daha ileri götürecekleri bir yapıya getirseler. Borglardan bile çok üstün bir e, sistemi kurabilir insanlar. Var ellerinde yani. Ama bunu istemiyor çünkü insani bakış açısı bunu artık kurtulmak istiyor. Zaten yıllarca bunun acısını çekmiş insanlık. Doğru bir kendi dediğimi böyle çürütebilirim sanırım. Yok <laughs> yok yok. Yo, yani çürütme meselesi değil de yani Star Trek Bazen farkında olarak bazen farkında olmadan çok ilginç şeylerleri değebiliyor. Zaten iyi bilim kurgu öyle oluyor. Evet. Ee, final sahnesine gelirsek. Gidiyorlar Picard'ın yakalandığını görüyorlar. Picard'ın yakalandığını gördükten sonra gemiye kaçıyorlar. Riker diyor ne yaptınız kaptan diyor. Orada diyorlar ya abi Borg'lar bozmuş. Ne yapmışlar ya? Borg olmuş abi falan diyorlar. Böyle bir Riker'ın yüzü düşüyor. Worf'un yüzü Türkiye düşüyor giriyor falan. giriyor orada. Ha, çıkıyor <laughs> ekranda adam diyor teslim olun falan. Riker diyor ateş Orada To Be Continued diyerekten. Evet ya. E, ilk Star Trek'in To Be Continued bölümü bu arada Star Trek tarihindeki. Büyük dramayla bitiyor. Ne hissettin yani o finali ilk gördüğünde To Be Continued geldiği zaman? Resistance, hemen koş başla mı ikinciyi? Resistance is futile falan. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ya açtım açtım. <laughs> bir beş dakika evet. tuvalete gittim hemen açtım dayanamadım. Ama bir yandan da biliyordum yani. Çok da ileri gitmeyecek bu iş. Biliyordum yani. Ya tabii, 8, 8 sezon dizi olduğunu bilince insan. Tabii tabii. Ama, Ama, şey vaktinde etkiliyor izleyenler yani. için şöyle olmuş abi. Vaktinde izleyenler için şöyle. Dördüncü sezon gelecek mi? Dördüncü sezon gelecekse beşinci sezonda gelecek. Beşinci sezonda gelecekse Picard bir bölüm mü olacak yoksa yine kaptan olacak mı? Yoksa dizi Riker'a mı teslim ediyorlar? Çünkü Riker da popüler karakter. Riker da aslında seviliyor. Tabii. O yaz bütün forumlarda şey konuşuyorlar işte Picard geri dönmezse de Riker yeni kaptan olursa ne olur falan. İşte Shell bir kalıcı olacak mı falan. Yani o beş ayı millet şeyle geçiriyor böyle gerçekten. Bak, o zaman Çok heyecanlanırdım ya. işte bak tabii. Tabi bir küçük Game of Thrones çekiyorlar orada yani. Bizim şey gibi değil ki yapmış diyor onu böyle. Öldüler mi acaba falan. <gülüyor> <gülüyor> Bizim filmi oldu ama Beşer onlar filmleri geliyor. Yardım her, her <laughs> yara çarşaf çarşaf 2030 Aynen. filmleri falan var ya. <laughs> Spider-Man öldü. Bu arada yeni filmi gelecek. Spider-Man öldü. Yeni filmi sinemalarda. Spider-Man ne yaptın öldün mü? Yeni filmi haftaya geliyor. Spider-Man falan. <laughs> yani o dönemi düşününce. Öldüm öldüm çaktırmayın. <laughs> O zaman... Yok burada baya şey. Çünkü millet dergilerde falan okuyor abi ya. Tabii. Ne demek dergi dergi ya. Belli bir yaş grubu dergi görmez hayatında şu an bizi izleyen. Ağret yani ya. gidip de adam Science Fiction Weekly'yi alıyor da orada okuyor acaba ne olacak dizinin geri kalanı falan diye. Yani bunlar çok acıklı yıllar. O cidden acıklı lan benim de bizim de öyle 90'lar dergilerden bilgi alarak geçiyordu. Başka bir şey yoktu yani. Tabii oğlum game show level falan okunuyor böyle acaba Aynen. ne oyun gelecek Diablo mu gelecek falan diyor yani böyle <laughs> milletin o dönemki hırsı taşır işte 90'lar ya ne demek adam oy oy işte. düşünsene böyle şeyde takılıyorlar işte alt nette falan takılıyorlar hani böyle işte Star Trek forumları falan böyle <laughs> şey Bilgi de Cyberpunk kısıtlı. Cyber cyberware dünyalarda böyle bir şeyler çözmeye çalışıyor millet. E, çok tuhaf bir zamandır ya. O, o, zamanı ben tabii yaşamadım da yani günü gününe yaşamış olmak çok tuhaf bir heyecandır bunu muhtemelen ya. Kesin canım. Evet biz hep böyle sonlarına geldik yani. TV'lerde düzenli izleyemediğiniz için bu tarz şeyler? Hep böyle bölüm atlarlar, geç gelir, bir hafta ara verilir. Aynı evet. bölüm bir daha verirler falan. Ben böyle çok sıkılırım hmm. canım onlar. X-Files'i bir türlü izleyememiştim TV'de o yüzden. Tabii. Hep TGRT ve X-Files'ın <laughs> bizim nesli nasıl sakatladığına dair bir ayrı bir araştırma konusu var yani. <laughs> Kesinlikle. O zaman e, önceki hayatın sona erdi. Bundan sonra bize hizmet edeceksiniz diyen e, Borglar ikinci bölümde ne yapacak e, deyip buradan. E, sona gelirken tabii şeye ekleyeyim. Bir sonraki bölümde üçüncü sezonu ufak bir değerlendireceğiz. E, nasıl geçti, beğendiğimiz bölümler neydi diye böyle bir kısa bir konuşacağız. Sonra da 4.01 ile yeni sezona geçiş yapacağız e, gibi yapalım mı? Abi ne diyorsun sence Picard'ı kurtarabilecekler mi ya? Abi, ne olacak acaba? çok merak ediyorum o Razer'de ne yapacaklar acaba? Picard bir de çok seksi olmuş abi. içinde görünce sen sebebi be, 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 be. beğendin. Beğendim kendisini. <laughs> o zaman bir sonraki bölümde görüşeceğiz. Hadi görüşürüz. Bay bay.